Sevgili abla konuğumuz. İkizleri hamile kalıyor. İki tane evlat bekliyor. Fakat 35 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geliyor. 3 ayda küvezde kalıyorlar. Bu küvezde kalma sürecinde bazen oksijensiz kaldıkları için ve diğer travmalardan dolayı maalesef ki ikizlerde bir fiziksel engel durumu söz konusu. Cansu bir nebze daha şanslı. O tüm tedavilere cevap veriyor ve yürüyebiliyor. Evet. Fakat Canan maalesef ki yürüyemiyor. Sadece dizlerin üzerinde sürünüyor. Onun hayattan tek bir isteği var. Hiç kimseye muhtaç olmamak. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu hayat dolu, yaşam dolu benim güzel kızlarımdan biri ve kocaman gülüyor, farkında mısınız? Evet. Her şeye inat. Her şeye inat, kocaman gülüyor ve en büyük hayal de doktor olmak. Allah inşallah o güzel günleri annene nasip eder. İnşallah. Ve şu anda Geyve'de. Seninle o ilk tanıştığımız evde yine ekip arkadaşlarımızdan Cüneyt var. Hazırlıklarımız var sevgili seyirciler. Hafta sonunda ekip arkadaşlarım boş durmadılar. Neler olduğunu şimdi sevgili Cüneyt aktaracak bize. Cüneyt merhaba. Merhaba, Geyme'den selamlar, sevgiler. Canan'ımızla ilgili çok güzel haberler ardarda gelmeye devam ediyor tabii ki de. İlk önce sevgili izleyicilerimiz bize çok destek oldular. Ardından Geyve Belediye Başkanımız çok destek oldu ve halktan çok destek olanlar var. Şu anda ev boşaltılıyor tabii, sürprizlerimiz var. Onlar ilerleyen günlerde ancak yetiştirebileceğiz. Evdeki bütün eşyalar, aynen, şu anda her boşaltılıyor. Şey dışarı alınıyor. Aynen. Evini soyuyoruz kız. Aynen, çünkü çalışmalar başladı. Evet. Adapazarı'nda... Cüneyt bir saniye. Mesela düşünsene, böyle bir program yapalım. Evini yapacağız ya, eşyaları alıyor falan. Şu anda canlı yayında ev boşaltıyoruz sevgili seyirciler. Canan, evet, bir yandan götürüyor dediğim Cüneyt gibi... abin. Getirsin. Götürsün diyor, duydun mu Cüneyt? Kapıya dikkat. Seve seve. O istiyorsa götürürüz. Şu anda orada bir hararetli bir çalışma var. Bir anlat. Şu anda bütün eşyalar dışarı çıkartılıyor ve ekranda da TV açık. Bir tek televizyon duvarda kalsın Cüneyt, onu sökme. Aynen, olabilir. Şimdi şöyle bir durum söz konusu, çalışmalarla ilgili Adapazarı'ndan Ahmet Velioğlu, Ahmet Faruk Velioğlu inşaat mühendisi arkadaşımız daha profesyonel dokunuşlarla bize yardımcı olacak tabii ki. Geyve halkına da çok teşekkür ediyoruz. Hala gelmekte olanlar var, gelmek isteyenler var. Bize tekrar program vasıtasıyla ulaşabilirler. Detaylı bir şekilde çalışmaları sürdüreceğiz biz. O Canan'ın istediği, öyle bir dünya yok dediği o dünyayı, sizin de dediğiniz gibi o dünyayı ona göstermeye çalışacağız diyeyim. Elimizden geldiğince. İlk önce tabii çalışmamız. Sevgili seyirciler, Canan'la röportaj yaptığımızda istediği tek bir şey vardı, yürümek. Yürüyebilmek. Onun için o müjdeyi biz cuma günü ona canlı yayında doktorumuz vesilesiyle verdik. Doğru ve iyi bir fizik tedavi süresi sonrasında ameliyatsız da Canan, Allah nasip ederse, yürüyebilecek. Bu müjdeyi aldık ama burada senin azmin, yılmama bizim için çok önemli. Diğer tarafta orada söylediğim bir cümle daha var. Kendime ait bir odam olsun ve ben bir kasanın üzerinde ders çalışmak istemiyorum dedi. Sofram dedin kalabalık olsun dedin. Ve dedin kardeşlerin yaşayabileceğim çok güzel bir odam olsun dedin. Ama bunların hiçbirinin olmayacağını düşünüyorsun. Çünkü öyle bir dünya yok senin gözünde. Biz de sana diyeceğiz ki öyle güzel bir dünya var ki sana bu dünyayı yaşatacağız. Anlaştık mı? Ve şunu da söylemek istiyorum. Esra Hanım da belirtti. Cüneyt abi şu anda evde, o arada işte bütün mobilyalar çıkartılıyor. Geyve Belediyesi bu konuda bize destek oluyor. Mimarımızın ismini tekrar söyler misin Cüneyt'ciğim? Orada mı? Cüneyt'i de herhalde. Mimarımız Ahmet Faruk Velioğlu. İnşaat sektöründe aynı zamanda şirketi var, mimarlık şirketi var kendisinin. Onun profesyonel dokunuşları da bize çok yardımcı olacak. Ve aynı zamanda belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Murat Kaya'ya. Çünkü Canan'a fizik tedavi için çok yardımcı olacak, Geyve'den yardımcı olacak. Ambulansla hastaneye götürülme konusunda.
Ve tabii Cüneyt, daha bitmedi. Daha birçok sürpriz var. Canan'ın o istediği dünya için elimizden geleni Esra Erol başta olmak üzere sevgili izleyicilerimizle yürütmeye devam ediyoruz. Çok özür dilerim, araya gireceğim. Hülya Hanım bir şey söylemek istiyordu. Ben de şunu söylemek istiyorum. Tekrar Esra Hanım da Türkiye tek yürek oldu dedi. Buradan da belki mesaj gidecek doğru yere. Üzerine alınmak isteyen de alınsın. 500 tane dairenizin olmasına gerek yok. Evet. Kalbinizin odacıkları, kalbinizle şu beyniniz arasındaki idrak yeteneği olması. Yardımın, birini mutlu etmenin ya da yaşama dokunmanın azı çoğu olmaz. Evet. Ben Esra Hanım bunu belirtirken Canan için birçok kişinin mal varlığı olanın değil, gönlü zengin olan insanların onun yaşamına dokunacağından eminim. Evet. Ve dokundu da zaten. Dokundu da. O yüzden evet. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Hani bahsettiği o 500 daire o babaydı. Senin babandı yani. Onların dedeleriydi. Hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Bayağı halılar falan her şey toparlandı. Kılık, kıyafet. Dinliyoruz seni Cüneyt. Tabii ki de en heyecanlı kısmı da şu olacaktır herhalde. Benim bu tarz programlarda izlediğim şeydir. Hani Canan'ın elimizden geldiğince yaptığımız o güzelliği gördüğü anı hepimiz herhalde heyecanla bekliyor olacağız. Bak şu an bile nasıl izliyor seni biliyor musun? El salla Cüneyt abine, monitörün oradan bakacaktır. Sana el sallıyor. Artık... Bu arada arkada görev yapan, destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Şu anda herkes canla başla çalışıyor. GİB Belediyesi'ne de bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ederim. Cüneyt'ciğim, aktarmak istediğin başka bir şey var mı? Yok Esra Hanım, inşallah daha güzel haberlerle tekrar ekranda olacağız. Peki. GİB'de durum bu sevgili seyirciler. Canan'a o güzel dünyayı yaşatmak için hepimiz elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama ekran başında beni izleyen... hiçbir zaman desteğini esirgemeyen kıymetli seyircilerime ben kendi adıma bir yerlere kadar bir şeyler yapabilirim ama hep beraber olursak daha fazla kalbe, daha çok insana ulaşabiliriz. Ben birliğin gücüne her zaman inananlardanım. Sevilay, eşyaların gidiyor. Çok mutluyum. Yeni bir hayat bizi bekliyor. Ha? Mutluyum diyorum. Yeni bir hayat bizi bekliyor. Ondan sonra kızlarımla bundan sonra yeni bir sayfa açılıyor bize. İnşallah sayenizde. Daha güçlü olacaksın. Daha güçlü olacağım. Evet. Sizin desteğinizle de olacak tabii ki. Allah razı olsun sizden. Çok mutluyum ya, anlatamıyorum duygularımı. Çok sevinçliyim. Yani ilk defa buraya geldiğimden beri yani yediğim yemeğin tadını tuzunu alıyorum artık. Yani çünkü çocuk yürüyecek diye tatlı tuzlu yemek yiyorum artık. Yani yediğimi hissediyorum artık. Önceden bir ümitsizlik vardı yürümeyecek etmeyecek diye. Yemek yiyemiyordum kafama takmaktan, üzüntüden. Artık takmıyorum yani, düzelecek inşallah sayenizde. Her şey iyi olacak. Buna i̇nşallah. En çok sen inanacaksın. İnşallah. İnanıyorum. Size de güveniyorum. İnanıyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Canan'ım. Efendim. Efendim. Hafta sonu kitap okudun mu? Yarısına kadar. Yarısına kadar mı? Niye? Ya Esra babam çok çirkin. Birazcık çok yavaş okuyorum ya. Canım istemiyor okumak. Çok yavaş okuyorsun. Her yavaş okuman birazcık daha seni hızlandıracak, bunu biliyor musun? Takılıyorum, çok takılıyorum yani. Ben de bazen takılıyorum okurken. Ama takıldığım için inadına dönüyorum başa, tekrar okuyorum. Her inat ettiğimde başarıyorum, biliyor musun? Dinliyorum. Yeniden. Yapamadığımda bir daha deniyorum. Bir bakıyorum ki sonra yapmışım. Bu kadar basit. Hani öyle bir dünya yok demiştin ya Canan. Kitapların içerisinde öyle güzel dünyalar var ki. Ve senin geleceğin, o güzel geleceğin, doktor olma geleceğin de o kitapların içerisinde. O yüzden pes etmek yok. Esra ablana verdiğin sözü tutacaksın. Tam tutarım yani. Tutar o, ben inanıyorum ona. Ben güveniyorum, yapacak. Takıldığı için sadece birazcık pes etti. Yavaş yavaş her şeyin üstesinden geleceğiz. İnşallah. Sevgiler, sizi Canan'la uğurluyorum. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun Esra Hanım. Hoşçakal. Görüşürüz.